Antalya'nın ardından rotayı Balıkesir'e çeviriyoruz. Balıkesir 250 bin nüfusuyla Ege ve Marmara bölgelerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Denize kıyısı olan çok sayıda turistik ilçenin yolunu tutmaktansa yaz mevsiminde havuza girerek serinlemek isteyenlerin tercihi aquapark oluyor. Klorsuz oksijen bazlı havuz dezenfeksiyon sistemlerini Balıkesir'de sahibi olduğu ve işletmesini de üstlendiği havuzda uygulayan Erhan Akyıldız, havuzun her yaş grubundan yoğun talep gördüğünü söylüyor. 2007 yılında aqua parkımızı açtık. 2009 yılında da kapalı yüzme havuzumuzu açtık. Bu tarihten beri Balıkesir halkına ve çevreden gelen misafirlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Her yaş grubuna yüzme kursu burada düzenliyoruz. Sabah seanslarında yüzme kursu düzenliyoruz. Yaklaşık 300-350 kadar öğrencimiz var. Öğleden sonra da halkımızı açıyoruz. Bu şeyde de 200 ile 250 kişi arasında misafirimizi burada ağırlamış oluyoruz. Yasal mevzuatın tüm yükümlülüklerini harfiyen uyguluyoruz diyor Erhan Akyıldız. 2010 yılından itibaren havuzlarda yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bu yeni yönetmelikte bazı parametreler oluştu. Bu parametrelerle ilgili biz çalışmalarımıza başlamıştık. Fakat bu parametreler içerisinde bir bağlı klor parametresi var ki bunu biz bir türlü sağlayamıyorduk. Ne yaparız, onu yapalım, bunu yapalım, bir türlü bir sonuca varamıyoruz. İnanın ağlayacak duruma geldim. Ben kendim veteriner hekimim, sistemi çözemeyince de kahroluyorum. Yani bu işi çözmeliyim derken bir forum sitesinde bir satırda ben oksipulu gördüm. Yani bir satırda. Akyıldız, sağlıklı koşulların yaratılmasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurguluyor ve oksijen bazlı dezenfeksiyon sistemiyle nasıl tanıştıklarını anlatıyor. İlk sorduğumuz soru şuydu oksipula. Sizin Sağlık Bakanlığı'ndan izniniz var mı? Bizim için çok önemli bir referans. Çünkü Sağlık Bakanlığı bizim geldiği zaman ilaçlarımızın Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup olmadığını ilk önce kontrol ettikleri unsurlardan bir tanesi bana var olduğunu ve hemen bana bir mail yoluyla ruhsatlarını gönderdiler. Ben de bu firmayla çalışabileceğimizi, bu bizim derdimize deva olabileceğini düşündüm. Yaklaşık olarak da bir ayın üzerinde de den beri de havuzlarımızda oksipul kullanıyoruz ve yani Oxpool'a teşekkür ediyorum. Her şeyin para olmadığını düşünüyorum. Yani sadece hizmet anlayışı olarak bile onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum yani. Havuzda gördükleri somut değişime de değiniyor Akyıldız. Ben havuzda sürekli olarak velilerle beraberim. Bir velimiz havuz klor kokuyor, çocuklarımın gözü yaşardı. Çocuklarım öksürüyor dedikleri zaman ben onlara söyleyecek bir şey bulamıyorum. İçeride mis gibi bir nefes alıyorum ben. Şimdi siz bir ay, bir buçuk ay önce geldiğinizde biz burada bir klor kokusu duyacaktık. Rahatsız olacaktık, gözümüz yaşaracaktı. Ama böyle bir şey şu anda yaşamıyoruz. Yani sanki çok güzel bir dağ ortamındamış gibi, suyla beraber dere, yanımızda bir dere akıyormuş gibi cesine burada bir nefes alıyoruz. Sahip olunan spor takımının sık sık antrenman yapma gerekliliği suyla teması artırıyor. Çocukların bu konuda sıkıntı yaşamadığını ifade eden Erhan Akyıldız, saf suyun sağlığa kesinlikle etki etmediğini söylüyor. Bizim aynı zamanda bir kulübümüz var. Bu kulübümüzde 60 tane sporcum var benim. Bunların içerisinde 3-4 tanesi Türkiye şampiyonu çocuklarım var. Onların bir tanesi öksürdüğü zaman ben kahroluyordum. Ama şimdi oksipul var, çocuklar çok memnun, ben memnunum, veliler memnun, herkes memnun. Bu kriterleri sağlamak istiyorlarsa, bu rahatlığı yaşamak istiyorlarsa, müşterilerine iyi hizmet vermek istiyorlarsa, misafirlerini iyi ağırlamak istiyorlarsa havuzlarında muhakkak kullanmalarını tavsiye ediyorum.